Bir şey sorabilir miyim? Şimdi bir iş yeri var. Bu birçok iş yerlerinde insanların belki de dikkat ettiği, dikkat kesildiği konulardan biridir. Çalışanlar var. 100 kişi çalışıyor diyelim bir iş yerinde. Hemen hemen hepsi aynı işi yapıyor. Bazıları canla başla çalışıyor. İşin hakkını veriyor. Bazıları işte şu kalemi şuradan alıp şuraya koyunca çok yoruldum ben deyip gidiyor. Bir yarım saat mola veriyor filan. Kaytarıyor. Hepsi de aynı maaşı alıyor. Şimdi burada hak olur mu? Olursa patronun mu burada sorumluluğu var? Ya da başındaki işte müdürün, amirin falan mı sorumluluğu var? Hak kimin üzerine geçer? Kim borçlu duruma düşer? Mustafa Bey, her iş yerinde herkese ne iş yapacağı bildirilir. Herkes kendi işini yapmakla mükelleftir. Ha, birisi aynı şekilde işini yapmıyor, kaytırıyor. Ya arkadaşlar fedakarlıkta bulunuyor, bunun açığını kapatıyor diyelim. Fedakarlıkta bulunuyor, açığını kapatıyor. Şimdi bu kaytaran kimse, bir, patronun hakkına giriyor. İki, arkadaşların hakkına da giriyor. Kul hakkı yani bu. Kul hakkı bu. Yok öyle değil. Yani arkadaşlar falan müdahale etmiyor. Ama kendine göre uyduruk kaydırık bir şeyler yapıp kayboluyor ortadan. Yani patronun hakkını gasp ediyor. Patronun hakkını gasp ediyor. İşte, ama aynı parayı alıyor. Yani diğerlerin, çalışanların bunun üzerinde bir hakkı olur mu? Olmaz. Çünkü onu patron tespit edip cezasını vermesi, yaptığı işten atması gerekir. Veya maaşını kesmesi. Veya maaşını aynı şekilde ne kadar şey yaptıysa kesmesi gerekir. Şimdi Allah falan rahmet eylesin. Emel abi de çok arzu ediyordu, istiyordu. Şimdi online sistemine geçti ya şirketler hemen hemen çoğu. Girişler, çıkışlar kontrol otomatik olarak. Biz zamanlar mesela işte efendim Avrupa'da böyleydi falan. Ya Türkiye'ye hemen hemen devlet dairelerine girdiği gibi özel iş yerlerinin çoğu buna. Yani holdingler falan çoğu girdi. Dolayısıyla kim hangi saatte girdi, hangi saatte çıktı otomatik olarak. Çünkü kartla girip çıkıyor veya parmak basıp çıkıyor. Otomatik olarak görülüyor. Şimdi Emel abiler merhameti çok olduğu için yani yavaş yavaş girildiğinde böyle tespit edilip de şey yapımda hemen geliyor. Emel abi şikayet ediyor. Çoluğumun çocuğumun da kızını kestiler işte benim müdür benim maaşımı kesti falan sızlıyor ediyor falan. Halbuki Emel abi de biliyor onu kaydardığını falan. Emel abi merhameti sebebiyle tutuyor onun parasını iade ediyordu. Ama bu gemi artık öyle yürümeyecekti. Dolayısıyla şimdi mesela İhlas Holding'in TGRT, Türkiye Gazetesi, İHA dahil olmak üzere bütün şirketlerinde sistemi bir şekilde holdinge girerken ya kartın vardır veya da internet parmağına ayıncak basıyorsun giriyorsun. Zaten görünüyor. Ay sonu bakıyorlar bu ne kadar kaytarmış, bu kadar kaytarmış. Tak diye de maaşından kesiyorlar. Tak diye de maaşından kesiyorlar. Daha da bu ileri giderse, izinsiz giderse işine son veriyorlar. İş aktif var çünkü. İşine de son veriyorlar. Dolayısıyla hani böyle yerlerde eskiden vardı. Hani işte ya çoluğu çocuğu var yapmayalım etmeyelim falan. Şuna yardım edelim de açığını kapatalım falan. Şimdi o kimse böyle yaptıkça daha çok aynı şekilde gevşeklik gösteriyor. Yani böyle durumlarda yardım etmeli mi etmemeli mi? Etmemeli. Niye? Çünkü doktorun mesela hastayı tedavi için belli bir süre içerisinde vermiş olduğu ilaçlar var. Bunlar diyor işte 2 saatte alınacak veya 6 saatte alınacak, 12 saatte alınacak. Bu verdiği ilaçların içerisinde de aynı şekilde çok acı zehirlenmek olanlar var. Ağza o şekilde geliyor falan ama tedavi olması için bunu alması gerekir. İşte hasta ağlıyor, sızlıyor, ne olur bunu bana vermeyin falan filan. Hani hastaya merhamet ediyorum diyerek o ilacı vermemek hastaya merhamet değildir. Ya ben iğneden korkuyorum diyor mesela bazıları. Ona iğneyi yapmamak buna merhamet değil. Merhamet değildir. Evet çok ağlıyor falan. Yani mesela çocuk işte korkuyor, ağlıyor falan ona merhamet değildir. Dolayısıyla bu şekilde böyle tembel olan kimselere işte çoluğu çocuğu vardır ya da çoluğu çocuğu yoksa da ya garip anası babası yoktur falan filan. İşte onu koruyalım, kollayalım. Yani koruyalım, kollayalım derken ondaki o tembellik hastalığı daha çok artıyor. Yani
adam samimidir. Belki bir kereye mahsus öyle bir yardımda bulunabilir. Ya da isteyebilir sizden. Tabii. O olabilir. Ama herif istismar ediyorsa artık. Yok. Bunun mutlaka cezası verilmeli. Mutlaka cezası verilmeli. İşte efendim burada şey yapmasa gidecek hırsızlık yapacak. Ya orada da cezası verilmeli bunun. Karşılıksız kalmamalı. Ya o zaman ne olur? Ya o çalışmıyor. Ben niye çalışayım ya? Madem ki o çalışmıyor, alıyor parayı. Ben de çalışmayayım, ben de alayım parayı. Düşüncesi hakim. Devlette çok olur bu. Devlette çok olur. Niye? İşte oraya bir müdür gelmiştir. O müdür işte bunun yakını vardır, tanıdığı vardır. Şikayet eder. Müdürlüğümden olurum. Hani göz yumayım gelmezse falan filan. Halbuki bu yapmış olduğu şey ihanettir. Evet, gafletin, ihanetin değil de gafletinden. Hani bir söz vardır. Gaflet ve ihanet neticede aynı kapıya çıkar. Aynı neticeyi verir. Gaflete daldım. Netice itibariyle o cepheyi kaybettim. İhanet ettim. O cepheyi kaybettim. İkisi de netice itibariyle aynı kapıya çıkar. Cezaları ayrı olsa bile de neticesi aynıdır. Bunun için çocuğa da öyle. Aa ya kıyamadım ben falan filan. Kıyamadım işte, uyandıramadım falan. Namaz konusunda olsun, diğer şeylerde olsun falan yok. Yani çocuğun temizlik konusunda, ondan sonra evini toplama konusunda. Yani orada merhamet edip gelip anne baba toplar durursa, anne baba gider elini yüzünü yıkarsa, çok özür dilerim biraz kaba tabirle de, tuvalete gitti, tuvalette aynı şekilde temizliğini anne baba yapmaya devam ederse bu olmaz o. Çocuk ondan sonra asalak, ondan sonra haylaz, tembel. Bir işte herhangi bir işte başarılı olamaz o. Herhangi bir işte başarılı olamaz. Hatta İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki çocuk kalk duyunca sukuk deyince peynir vermeyin. Yerine göre kuru yerde de yatırın. Yerine göre kuru ekmek koyun önüne. Efendim yemiyor. Yemesin. Yemesin. Acıkmayacak mı? Acıkacak değil mi? Eninde sonunda o kuru ekmeği de talim edecek. Ki onları yesin ki hayatın şartları farklı. Hayatın şartları farklı. Mesela şeyde biz sebeplere yapışırız. Efendim hasta olmamak için tedbirler var. Sebepler var. Bunlara yapışırsın. Ama Allah'tan ezelde dilediyse bu gene seni gelir bulur. Şimdi bazı aileler aşırı derecede şey yapıyor falan. Aa işte okulda çok yaygınmış. Ben okula göndermeyeyim. Aa oraya göndermeyeyim. Çocuk çok yaygınmış. Ya gönder. Hasta olacak olsun. Yani bir yerde hasta olacak o. Çünkü bu dünyada yaşıyorsun. Dünyada yaşıyorsun. Yani vücudu o mikrobu tanısın. Tamamen izole etme. Eskiden biz çocukluğumuzda mesela evlerde mesela kitaplarda da bildiriliyor. Sonra doktorların da o konudaki yaptığı araştırmalar var. Bir evde tek kap içerisinde konur yemek. Kaç kişi var? 10 kişi var. Onun da kaşığı aynı kaba gider. Dolayısıyla onun da taşıdığı farklı mikroplar var. Peki bir ne olur? Ya bağışıklık sistemini güçlendirir o. Efendim birisinde işte hastalık varsa geçecek, geçer. Geçer. Ama netice itibariyle o vücut da o mikrobu tanır. Şimdi sen her şeyden izole etmişsin. Evden dışarı çıkarmıyorsun falan. Çocuğu bir dışarı bırakıyorsun. Küt diye gidiyor ondan sonra. Küt diye gidiyorsun. Dolayısıyla tembel olsun veyahut da aynı şekilde ne bileyim kendi işini, kendi odasını temizlemekte aynı şekilde şey yapana taviz vermemeli. Taviz vermemeli. Onu disipline etmeli. Şimdi mesela hep naklederiz, anlatırız. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Yani her konuda kendisi disiplinli olduğu gibi evde de öyleymiş. Demir abiler anlatırdı. Ya dedi... Ben dedi damat olarak bu eve geldiğim zaman dedi mesela buzdolabını açıyorum. Buzdolabının sağ şu köşesinde mesela süt bulunur. Şurada peynir bulunur. O süt oradan alındığı zaman aynı yere konur. Peynir alındığı zaman aynı yere konur. Mesela aşağıda dedi böyle odun ne bileyim ben keser. Müştemilat. Lazım olan yer. Orada dedi keserin çekici yeri ayrıdır dedi. Mesela tarif eder dedi yukarıda evde. Aşağıda bodrumda şuraya in sağ tarafta çivi de işte keser asılıdır. Hatta testere asılıdır. Yani gözün kapalı gitsen bulursun yani. Ha, gözün kapalı gitsen bulursun. Gözün kapalı gitsen bulursun. Hatta bir seferinde bir şey oldu dedi. Efendim orada bulamadık deyince
oğulları rahmetli Abdülhakim abi karşı tarafta oturuyordu. Herhalde o almış da getirmemiş. Yani onlar da bir şey götürdüğü zaman bak baba oğul olmasına rağmen haber veriyor. Diyor ki bana keser lazım oldu, keseri ben aldım. Ha, bilgisi var. E şimdi nereden bilecek? Bu şekilde disiplin oturulmuş. Peki böyle disiplinli olursa ne olur? Ya rahat edersin be arkadaşım ya. Rahat edersin. Yani bir şey koyduğun yerde onunla aynı yerdeyse gidip onu rahatlar. Hele yaş ilerleyince. Sonra kaldırırız. Ha, sonra dedim tamam dur dona kalır. Sonra kalan dona kalır derler yani. O orada kalır. Ondan sonra da o lazım olunca fıldır fıldır evin içerisine arar durursun. Nereye koydum? Zamanını aynı şekilde lüzumsuz bir boş yere harcasın. Bunun için de ister iş yerinde tembel olsun, ister evin içinde tembel olsun. Yani kaytarsın, başkasının hakkına girer. Başkasının aynı şekilde üzer, başkasının sıkıntıya sokar. Bunların her biri ayrı kul hakkıdır. Ahirete dönme konusu. Peki efendim, ikinci bölüme devam edeceğiz. Efendim, hanımların, genç kızların küpe takmalarını dinimiz yasak demiyor. Yani küpe kullanabilirler, takabilirler. Küpe için kulağı deldirmek de caizdir. Erkeklerin küpe takması o caiz değil. Hiç mi? Ancak mesela şöyle, hani akupunktur olarak başka çaresi yoksa sağlık açısından olur. Onun dışında caiz değil erkeklere. Peki şimdi dinleyicimiz merak etti, dedi ki tamam dedi benim dedi kulağım delikti ama dedi gusül alırken mutlaka küpeyi takmam lazım o delikten su geçmesi için. Yok, gerek yok. Peki hatta devamında da dedi ki peki küpe deliği kapanırsa dedi. Tekrar araştırmak gerekir mi? Yok, gereği yok. Sadece kitaplarda şu kadar geçiyor. Mesela gusül abdesti alırken zaten kulak yumuşağını açıyorlar ya o deliği. Baş parmakla şahit parmağı arasına o kulak yumuşağını alarak şöyle hafifçe ovuyorsun o kadar yani. Yoksa oradan aynı şekilde içeri su girsin diye uğraşmıyorsun, öyle bir durum söz konusu değil. Yani gusül abdesti alırken yani küpeyi takıp girmek şartı yok. Küpe deliği kapandıysa onu açtırma şartı da yok. Yok. Yani rahatla aynı şekilde gönül rahatlığıyla. Birkaç tane delik olsa bir şey olur mu? Olsun, hiçbir şey olmaz. Efendim şeyle karıştırıyor çoğunu. Hani diş dolgusuyla. Yok değil. Çünkü orada farklı bir durum var. Bu kulağın kendi yapısı. Elle de açabilirsin. Açılabilir öyle bir de şey. Bir şey girer böyle bir delik açılabilir. Ama sonra kapanır. Dolayısıyla ama ağız öyle değil. Yaratılırken ağız açık yaratılmış. İçinde dişler ayrı yaratılmış. İçinde dil var. Dolayısıyla İmam-ı Zülbanife ve İmam-ı Ahmet bin Hanbel, Ahmetullah Aleyhima ikisi ağız vücudun dışı diye bildirmiş. Onun için diş dolgusu kusta mani oluyor. Vücudumuzu, yüzümüzü, evet. Kolumuzu nasıl yıkıyorsak orayı da yıkamak gerekiyor. İğne ucu kadar. Ama küpe deliğini yıkamak gerekmiyor. Küpe deliğini yıkamak oraya su ulaşıyor zaten. Evet, oraya su ulaşıyor. Hatta şey bile anlatmış. Mısra ve bazen mesela bir yara oluyor. Yaranın üzeri kabuk bağlıyor. Tamam mı? Evet, o kabuğu söküp altını yıkamak yok. Öyle bir şey yok. Peki efendim kabuk kendiliğinden düşerse gene gerek yok. Sadece bazı kitaplarda ihtiyaten hani onun üstünü ıslak elle düştüğü zaman mesedil verir falan, o kadar yazıyor. Başka bir şey yok. Bir de dinleyicimiz Maliki mezhebinde, Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde, Hanefi mezhebinde var ama Hanefi mezhebinde bir haçla Arafat'ta ve Müzdelife'de var. Öğleyle ikindi, akşamla yatsıyı, öğleyle ikindi, öğle veya ikindi vaktinde, akşamla yatsıyı, akşam veya yatsı vaktini cem etmek, birleştirmek. Ama diğer üç mezhepte seferde var. Seferiyken öğleyle ikindi, öğle veya ikindi vaktinde, akşamla yatsı, akşam veya yatsı vaktinde. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde. Peki nasıl yapılır? Mesela diyelim ki ikindiyi öğleye aldık. İkinde yetişemeyeceğiz, şey yapamayacağız. Niyet ettim. Önce öğleyi kılarız. Öğlen ilk sünnette kılınır orada. Kılınır. Bir mahsur yok vakti varsa. Yoksa
sefer, yoksa hemen öğlen farzı kılınır, son sünneti kılınmaz artık. Hemen kalkar, niyet ettim İmam Malik Hazretleri'nin veya İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadına uyarak veya Maliki mezhebine uyarak, Şafii mezhebine uyarak ikindi namazını öğle vaktinde kılmaya denir. Peki akşamı yatsıya tehir ettik. O zaman da yatsı vakti gittiğimiz yerde, durduğumuz yerde ineriz, abdestimizi alırız. Niyet ettim Allah Teala'nın razı için Şafii, Hanbeli veya da Maliki mezhebine uyarak akşam namazını yatsı vaktinde kılmaya ve yatsın, artık akşamın sünneti kılınmaz. Hemen kalkar, ikinin sünnette kılınmaz. Özür dilerim, yatsının sünneti değil, sünnette kılınmaz. Hemen yatsının farzı kılınır. Ve yatsının farzı vaktinde olduğu için niyet ettim Allah Teala'nın razı için yatsı namazının farzını kılmaya. Ondan sonra vitir kılarsın. Peki onun arkasına ben o gün işte kılamadığım kaza namazlarım var. Onlar kılabilir mi? Kılabilir. Onun herhangi mahsuru söz konusu değil efendim. Akşamı yatsıya tehir edeceğimiz zaman anladık ki akşamı kılamayacağız. O anda niyet ettim Allah rızası için akşamı yatsıya tehir etmeye demek lazım mı? Ya da kalpten geçirmek? Kalpten geçireceğiz, kafi. Akşam yatsı da kılarım, cem ederim demesi bile kafidir. Bu bile kafidir. Efendim, dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali var. Ben de Mustafa Bey'e sorayım bakayım, o iş gördü mü? Ruh bedenden ayrılınca yani şekli şemali nasıl bir şey oluyor, gördü müsün hiç? Daha nasip olmadı. İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki ruh bedenden ayrıldığı zaman, bir tek onun kitabında var, o mübarek yazmış. Kafirin ruhu çekirge büyüklüğünde, Müslümanın ruhu da arı büyüklüğünde buyuruyor. Arı büyüklüğünde. Ama arı gibi böyle vızır 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 eden bir şey değil. Değil. Büyüklüğünü anlatıyor. Büyüklüğünü anlatıyor. Ruhun mahiyeti Peygamber Efendimiz'e soruldu. Peygamber Efendimiz bilmiyorum dedi. Öyle buyurdu. Sonra ayet-i kerime nasip oldu. Esnafı kulü ruhu diye başlayan bir ayet-i kerime var. Sana ruhtan soruyorlar. Onlara de ki ruh hakkında size çok az bilgi verildi. Hatta yani mahiyeti yok. Onun için de İslam alimlerinin büyüklerinde olan İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri ruhun mahiyeti hakkında bilgi yok buyuruyorlar. Allah-u Teala da aynı şekilde bilgi vermedi. Mesela kendinden aynı şekilde verdi. Nasıl bir şey bilmiyoruz. Mahiyetini bilmiyoruz. Ama buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri ruhun latifeleri var. Bunlardan bahsedilebilir. Ve Mektubat kitabında da bu ruhun latifelerinden bahsediyor. Peki işte rüyada görülüyor ölenler falan. Melekler buradan yaratılmıştır. Cinler ateşten yaratılmıştır. Ruhun mahiyeti bilinmiyor. Mahiyeti bilinmiyor. Meleklere de, ruha da, cinlere de şekil alma kabiliyeti verilmiş. Dolayısıyla rüyada gördüğümüz zaman dünyadaki o şekliyle kendini gösterebiliyor bize. Dünyada kullandığı bu bedenin şekline girerek o şekilde kendisini gösterebiliyor. Veya gençlik haliyle aynı şekilde, eğer tanıyorsa gençlik haliyle de gösterebiliyor kendisini. Dünyada yaşarken o bedeninin gençlik haliyle onu da aynı şekilde gösterebilir mi? Evet, gösterebilir. Yani ruhlara bu özellik verilmiştir. Ama ruhun kendisi latiftir buyuruyor. Ruhun kendisi latiftir. Ve konuşma nasıl olur? Zaten öbür tarafa geçtikten sonra onların öyle bir derdi yok. Başka bir şey yükleniyor. İster Türk olsun, ister Kürt olsun, ister Çerkez olsun, ister İngiliz olsun, ister Rus olsun. Hangi ırktan olursa olsun. Kabir sualleri Arabidir buyuruyor. Men Rabbike diye sorulur. En az anlayacak, o anda yükleme yapılıyor. Anlıyor. Cevap da veriyor. Ya doğru dürüst cevap verir ve la edri der. Ne demek? La edri bilmiyorum demektir. Ya Arapça bilmiyorum. Bilmiyorum ama orada öğrenecek. Yükleme hemen yapılıyor ve yapılıyor. Şey yapıyor. Şimdi efendim nasıl olur falan. Ya zamanımızda adam telefona bile yüklüyor şimdi. Tamam. İyice tembelleştirecekler. Yabancı dil öğrettirmeyecekler. Telefondan aynı şekilde dur bakayım bir sorayım bakayım neymiş falan diye. Şimdi yeni özellikler geliyor hocam. Değil mi?
Siz böyle Türkçe konuşacaksınız, karşıdaki Japonsa buna Japonca olarak gelecek. Anlayacak yani onu. Tabii. Japonca'ya çevirecek otomatik. Japon'da konuşunca Türkçe'ye çevirecek. Saatlerce konuşacak. Konuşabileceksin. Karşılıklı. Japonca bilemiyorum diye düşünmeyin yani. Üzülmeyin. Ama yüz yüze gelmesinler. Arada telefon olsun hep değil mi? Yüz yüze gelirlerse hafı yutarlar. Anlaşamaz. Yüz yüze gelirse de telefonla konuşurlar. Telefonla konuşurlar. Dolayısıyla ruhun mahiyeti hakkında bilgi verilmediği için biz de bir şey bilmiyoruz. Madde midir? Değildir. Değildir. Yani elle tutulan, gözle görülen bir şey değil. Değildir. Ya öyle ifade edildiği için biz de öyle söylüyoruz. Yoksa ben görmedim. Bir şey anlatılıyor da vaktini adamcağız salih, temiz birisiymiş. Dua edermiş. Yarabbi öldüğümü bana bildirme diye. Allah Allah, Allah'tan eline kulları var. Hakikaten gün gelmiş, eceli gelmiş, vefat etmiş. Ruhunu da almışlar götürmüşler. Salih birisi ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada sohbet ediyor öbür tarafta. Bunu da götürmüşler. Bu da gitmiş orada oturmuş. Tabi otururken birden hatırına gelmiş. Ya demiş evde çoluk çocuk var, Resulullah Efendimiz'den izin isteyin de nafakası şunsu bu sana falan diye anlayacak. Bu izin isteyince Resulullah Efendimiz diyor ki yani oradakilerin nafakası artık başkasının üzerine geçti, senin alakası yok. Bu inanamıyor. Ondan sonra bunu götürün buyuruyorlar, getiriyorlar. Şimdi bu oradakilerin hepsini görüyor. Bir bakıyor ki bedeni yerde yatıyor. Onlara diyor ki ya ben buradayım. Sen buradayım diyorsun ama onlar seni görmüyor. Duymuyor da. Ne görüyor ne duyuyor. Görmüyor ve duymuyor. O zaman anlıyor öldüğünü. Bir de mesela bir adamcağız oğlu şehit olmuş. Kendi yıkıyor oğlu cesedini yıkarken. Ayak tarafına geçti, bakıyor ki oğlunun ruhu baş tarafta. Baş tarafına doğru geçti, ayak tarafına. Yıkayıncaya kadar öyle görmüş. Yıkayıncaya kadar öyle görmüş. Yani bazılar da geliyor, onu seyrediyor mu? Evet, seyrediyor. Bedeninden ayrılmış. İşte 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene oturduğu, ikamet ettiği evi onun. Dünyadayken. Ama onu terk etti. O ev yıkılacak, yok edilecek şekilde yaratılmıştı. Perşembe akşamları, geceleri, cuma geceleri yani gelir ruhlar falan deniyor halk arasında. O yanlış değil. Çünkü kitapta da bekleniyor. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh gelmesine de gerek yok buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak ruha öyle bir özellik vermiş ki bulunduğu yerde illiyondan bile yani kabrine kim geldiğini görüyor. Haberdar oluyor. Selamına da cevap veriyor buyuruyor. Cuma geceleri de aynı şekilde bekliyor. Rahmetli babaannem kendine göre anlatırdı. Çelen tabirini kullan. Ha. Bilir misin sen? Saçak. Düz dam örsüz saçak. Böyle oralar taşlar var. Oğlum derdi cuma geceleri böyle gelir çelenlerde beklerler. Dua edelim bir Fatiha üç ihlas okuyup gönderelim onları sevindirelim derdi. Rahmetli Allah'a fena rahmet eylesin. Öyle bir durum vardı. Efendim son dinleyicimizin bir suali vardı. Dinleyicimiz dedi ki ben dedi yaşım işte 60'ı geçti artık şeker hastalığım var dedi, kefaret borcum vardı. Daha önce bir duymuştum dedi, bir aylık oruç fidyesi için 52,5 lohum. Geçtiğinde bir kefaret oluşmuş üzerinde. Ama kefareti yerine getirebilmesi için onu toptan veremez. Onu toptan veremez. Her gün 1750 gram. O da 105 kilo falan eder. 105 kilo un eder. Her gün mesela diyelim ki 1750 gram şey yaptın. Yahut da bir evde diyelim 5 tane fakir varsa ne eder? 5, 7, 35, 8, 10 kilo falan un eder. Yani bir tanesini o fakirlerle beraber 10 kiloyu bir yere verebilir. O şekilde veyahut da 5 kilo 5 kilo bu şekilde ayarlayıp verebilir. Ama öbür türlü her bir fakire 60 fakire 1750 gram şekliyle verir. Yahut da bunun altınla devrini yapar önce. Bilen birisine. O da bilen fakirlerle aynı şekilde bunun devrini yapar. O zaman 105 kilo unu 5-10 tane fakire aynı şekilde verebilir. Kefaret olarak, gemi kefaret olarak. Dinleyicimiz 52,5 kilo un dedi. O neydi? Bir şey, öyle bir şey vardı. 52,5 kilo un fidye olarak fidye veriyor. Olarak. Fidye yani olarak. Oruç tutamayanın. Tutamayan. Bu kefaret. Bu kefaret. Kefaret olunca o zaman 60 kilo olacak ya. O zaman 105 kiloya ediyor. 105 kilo o zaman verecek. Efendim ben durumum çok iyi diyorsa tabii şeyden verir. Kuru üzümden verir. Veyahut da hurmadan verir. Tabii onlar da verebilir. Dün duydum 500 liraya hurma varmış. Evet. Kilosu. Varmış.
Şimdi bu sene diyecek işte efendim işte arpadan da buğdaydan da falan işte 500 liraya aynı şekilde varmış. 3-5-15 ne etti? 1500. 1750. 3,5 kilo. 3,5 kilo ne oldu? 1750 lira. Yani bir fıtra 1750 lira. Buyur. 5 değil mi? Yani 5. 10 kişiysen 17.500 lira. 500 lira. O asresi yok. Diyordun ya işte ya bu kadarcık yeter mi işte çok zam geldi her şeye. Tabii zam geldi. Hurmaya da zam geldi. Versene hurmadan. Ramazan Şerif gelene kadar zaten o 500 liralık hurma da herhalde 750 olur. Olur. Bu hızla ya. Tabii tabii. O da öyle fırlar gider efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.